Hava atışı Latham. İlk hücum. Haydi bakalım. Millilerimizin başarılar diliyoruz. Özgür. Özgür Gürbulak. İçeriye pası çok iyi noktaya, atışta isabetli. İlk hücumdan Yasin'in basketiyle dönüyoruz. Özgür'ün ardından Ferit de kaçırdı. Şimdi hızlı hücum şansı Avustralya milli takımı adına. Norris aldı topu. İki oyuncumuz şimdi yerleşti savunmaya. Orta mesafe şutu isabetli değil. Hücum reboundu Layden'dan. Noldus ikili sıkıştırma geldi Noldus'a. Evet, o bölgede bu kez Ben Layden'ı topla buluşturdular. Can Norris ve Tristan mı bu takımın en önemli iki oyuncusu. Savunmada bir şekilde durdurmamız gerekiyor bu iki oyuncuyu. Ferit aldı topu. Karşısında Noldus vardı. Tekrar Ferit. Noldus engellemeye çalıştı. Ferit süre dolarken atışı isabetli değil. Rebound mücadelesi. Avustralya'da kaldı top. Tristan Noldus. Faul. İkinci şansı birazcık daha yüksekte, daha farklı bir savunmaya geçmemiz lazım. Cem Gezinci 2'de 0 attı. Japonya maçında da 14 sayı bulmuştu Cem. Evet, bu reboundu alamadık. İkinci hücum reboundu oldu. Norris. Panyalı atışı isabetli. 13-6 molayı alıyor Taceddin Çıpa. Özgür tepede. Özgür 3 sayılık basket. Özgür Gürbulak'tan. Evet, ihtiyacımız olan şey. Olimpiyatlarda 2 altın 2 gümüş madalya sahibi Avustralya karşısında bir üçlük daha bulduk. İyi ki varsın Özgür diye. 2'de 2 yayın gerisinden Özgür Gürbulak. Stipner stop kaybı geldi. Ferit girdi araya. Kaan Dalay ilk şutu. Kaan Dalay kaçırdı. Deniz basket. Bravo. Öne geçiyoruz. Son 45 saniyelik çeyrekte 18-17 fark, tekrar bir sayı. Bu sayı önemli değil, gayet güzel bir savunma yaptık. Bu şekilde devam etmemiz gerekir. Ferit, Özgür şu şansı buldu. İçeriye pası Deniz. Deniz. Bravo. Acar oyuna girdi. Şu anda 6 sayıya ulaştı. Şu ana kadar kaçırmadı Deniz atışları. Stipners. Stipners 5 saniye kaldı hücum süresinin tamamlanmasına. Deniz atışını bozmaya çalıştı. Başarılı da oldu. Nas'ın atışı isabetli değil. Süre dolarken çok uzaklardan. 20-17 üstünlüğümüz var ilk çeyrekte. İkinci çeyrek başladı. Avustralya hücumu ilk 3 sayılık denemeleri çemberi bulmuyor. Brad Stipners 37 yaşındaki oyuncu. Tabii Avustralya takımının bu üçlüklerine de görüp şey yapmamak gerekir. Orada da çok önemli 3 sayı bulan oyuncular var. Özgür Gürbulak savunmasında Allison var. Özgür. 8 saniye kaldı. Çembere gitti. Özgür. Bravo. Gürbulak. Hızlı çıkmak istiyor Avustralya. 3'e 3 bir pozisyon. Norris. Kaan Dalay karşılamıştı onu. Blair'in pası. Atış isabeti değil. Kendi reboundunu aldı. Latham. Basketi kaybetti. Özgür Gürbulak 8 saniye var hücum süresinin dolmasına. Kaan içeride ona vermedi. Deniz aldı topu. Tekrar Özgür'e 2 saniye. 1 saniye kala atışı isabetli. Zor bir pozisyon. Bu arada faul de bekliyor.
Özgür Gürbulak farkı 1'e indirdi. Bravo, yine Özgür diyelim buradan. Ama bütün takım Özgür'ü arıyor. Nobles denizden sıyrıldı. Tristan Nobles Kaan peşinde. Stipners. Atış isabetli değil. Güzel oldu. Evet. Son 2.8 oynanacak ilk yarıda. İlk periyodun sonundan uzaktan isabetli, neredeyse isabetli bir atış vardı. Bakalım nasıl kullanacağız süre dolarken. Ama atış öncesinde süre doluyor. İlk yarı tamamlandı. Avustralya ilk yarıyı millilerimiz karşısında 34-33 önde kapatıyor. İkinci çeyreğin ilk 5 dakikalık bölümünde geriden gelip 10 sayı öne geçtik ama bu farkı koruyamadık. En iyi hücum takımın en çok sayı attığı hücumdur diye bir tabir vardır basketbolda. Bunun adı Özgür Gürbulak gibi gözüküyor. Ancak bizim çok şey beklediğimiz Cem, Ferit gibi oyunculardan şu ana kadar herhangi bir verim alamadık. Ki özellikle 10 sayılık farkı açtığımız dönemde bench'ten gelen Deniz'in 8, Selim'in 2 sayısı var. Bu taşıdı. Buna rağmen ki önde bir sayı geride kapattık. Özgür'e skor anlamında destek, katkı verecek oyuncuların çoğalması ikinci yarıda tabloyu lehimize çevirecek önemli unsurlardan bir tanesi olacak hiç kuşkusuz. Yani bu istatistikler içerisindeki olumsuz tabloya rağmen bir sayı gerideyiz sadece. Tabi takım içerisindeki, özellikle takım hücumunda bununla alakalı bir takım değişiklikler de yapmamız gerekiyor. Daha çok ikili oyunlar, daha çok biken roller, en azından ön sahada birkaç pas. Bu diğer oyuncuları da sıcak tutar oyun içerisinde. Evet, Norris'in basketi geldi. O da 7 sayıya ulaştı. 36-33. Özgür'ün topuna bir müdahale. Layden'dan. Özgür aldı topu. Özgür Gürbulak. Şimdi şut şansı arıyor. Özgür pas verecek kimseyi bulamadı. Hücum faul kararı. Nolles. İkili sıkıştırma var. Topsuz alanda. Evet. 7-8 senedir İki sandalye. 7-8 senedir de tek atı sandalye basketbol. Yani Yıldızlar ve Beşiktaş. Orada iki oyuncu sıkıştı. Bu tarz şeyler oluyor tabii. Evet. Simmons topu oyuna sokacak. Son 1.55 üçüncü çeyrekte. Basket geçerli değil. Atış öncesinde oyunu durdurdu hakem. Basket geçerli değil. Çizgiye gelecek Tristan Nobles. Deniz Acar'ın 3 faulü var. 2 faulü 3 oyuncumuz var. Özgür Gürbulak, Cem, Yasin ve Selim'in 2'şer faulü var. On üçüncü sayısı bu. Tristan Nolves'ın. O da takımının en skoreri. Çift hanelere ulaşan tek oyuncu Avustralya milli takımında. İkinci atışı kaçırdı. Fark 4 sayı. 46-42 üstünlüğümüz var. Son 1 dakika 47 saniye 3. çeyrekte. Uğur Toprak tepede yine atmadı. Ferit'e pası. Özgür Gürbulak. Özgür o kalabalığın arasından sıyrıldı. 5 saniye var. Deniz içeride, ona veremedi. 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye pası ama süre doldu. Genç oyuncu Uğur tepede bomboştu ama Uğur şutu kullanmadı. Ferit de pozisyonunu almıştı. Ferit'in de pozisyonu güzeldi biraz önceki hücumda. Ama daha yine çok Özgür'le topu buluşturmaya çalışıyorlar. Ama yine her şeye rağmen
dikkat ediyorsanız birinci ve ikinci periyotların haricinde son üçüncü periyodun son 5-6 dakikadır bir pas trafiği en az 2-3 pas ve takım halinde ikili oyun oynama, pick and roll oynama, takım içerisinde bir takım katlarla oyun yapma şey. Bunlar çok olumlu. Yani şu an Avustralya'yı 8 sayıda tuttuk. 1-18 var çeyreğin tamamlanmasına. Her iki ilk çeyreklerde 17'şer sayı bulan Avustralya şu an 10. sayısına ulaştı. 46-44. Özgür. Norris çıktı karşısına. Özgür Gürbulak. Ferit'e pası. 7 saniye var hücum süresinin tamamlanmasına. Ferit Gümüş tekrar Özgür'ü topla buluşturdu. 2 saniye kala. Panyalı atışı. Özgür Gürbulak. ...21 sayıya ulaştı. Norris karşılık vermek istedi. Norris'in atışı isabetli değil. Ferit kaptı topu. Özgür'le hızlı hücum şansı ama bastı frene. Arkadaşlarını bekledi. Özgür Gürbulak şimdi içeriye pası. Çok güzel bir pas. Basket İsmail Ardan. Bir asist daha yazdı hanesine. Özgür. 11. asisti. 50-44. Son hücumu kullanacak 3. çeyrekte. Atış isabetli değil. Nas'ta kaldı top yine. Atış basket verdi. Geçerli. Evet. 50-46. Son 10 dakikaya 4 sayı önde giriyoruz. Son saniye basketi Bradley Nas'tan. Çeyreğin skorunu belirledi. Stipners. Bir koridor vardı. O koridoru kapattı Özgür. Şimdi dışarıya pası. Knowles. Tekrar Stipners aldı. Atışı isabetli. Fark 2 sayı indi. Özgür. Knowles peşinde. Özgür. Kaan Dalay boş kaldı. Kaan Dalay. Tabii şimdi Özgür gibi takım yükünü maç boyunca alan ve sonuna kadar getiren yetenekli bir oyuncu için tabii çok fazla bir şey söylemeye gerek yok ama son pozisyonlarda bu tarz oyuncularımızın da daha yere sağlam basması gerekiyor. Şanssızlık oldu tabii. Evet, üçüncü takım faulümüz sanırım, yani görebildiğimiz kadarıyla tabii. Yani başka yapacağımız... 61-60, 17.1 oynanacak. Blair kenardan topu oyuna sokacak. Layden. Yani bu atışlar çok önemli. Evet, şimdi iki serbest atış var. Takım faul hakkımız dolmuş. Bill Layden. İlk atışı güzel. Kaçırdı. Onların da bir takım faul hakları daha var. İkinci atış isabetli. Farkı 2 çıkardılar. Evet, ve molayı aldık. 62-60. 15.8 oynanacak mola sonrasında. Çok kritik hücumlarda yaptığımız kötü tercihler. Evet. İki sayı gerideyiz. Tabii her şey için geçmiş değil. Birçok şey var. Maçı uzatmak için elimizde çok ciddi bir avantaj var şu an. Bunu çok iyi kullanmamız gerekiyor. Tabii tekerlekli sandalye an milli takımımızın bu durumlar için muhakkak ki aldığı, oynadığı bir takım setler vardır. Şu an Taceddin Hoca bununla ilgili gerekli uyarıları veriyordur takıma. Çünkü tekerlekli sandalye basketbolunda artık koşan basketboldan herhangi bir fark olmadığını hep izleyicilerimize ısrarla söylüyoruz. Tüm çalışmalarda 4 saniye, 5 saniye, 6 saniye, 7 saniye setleri çalışılıyor. Mola tamamlandı. 15.8 oynanacak.
Bizim hücumumuz 62-60. Avustralya üstünlüğü var. Cem kenardan topu oyuna sokacak. İsmail. Özgür yine topla buluşturduk. 9 saniye baskı var. Cem aldı topu. 5 saniye, 4 saniye. Hadi Cem. Hadi Cem. Hadi Cem. Atışı isabetli değil. Maç tamamlanıyor. Avustralya milli takımımızı 62-60 mağlup ediyor.